Geldin mi? Evet, tekrar herkese merhabalar. Merhabalar. Umut Bey, Cihangir Bey. Bugün iki yarışmacımız yanlarında ailesiyle gelmişler. Destekçileri burada. İddia ne durumda? İddialı mıyız Umut Bey? Önce sizden biraz konuşalım. İddialı değiliz inşallah. Neden? Yapabileceğiz. Ama öyle düşünmeyin ya. Ya büyük konuşmayı sevmiyorum. Ondan. Tamam. Cihangir Bey? Vallahi iddialı olarak gelmedik. Bunun her zaman için bir maç daha olarak geldik buraya. İnşallah evet. Olur diyoruz yani. Evet. İnşallah. Dün çok yaklaşmıştık. Yarışmacımız da 28.5 cağda kaldı. Maalesef ödülü kazanamadı. Kuralları biliyorsunuz ama ben tekrar size hatırlatayım. Salatanız bitecek. Bir adet lavaşınız var. Lavaşınız bitecek. İçecek ayran istediniz. Ayranlarınız geldi. Bitecek. Su zorunlu değil. Yanınızda duruyor. İçmek isterseniz içebilirsiniz. Ve bunlar dışında ekstra istediğiniz bir şey varsa onları da isteyebilirsiniz. Yani işte bazısı diyor ki ben soğansızı yemem. Bana soğan getirin. İşte bir tanesi diyor ben salataya zeytinyağı, işte limon. İstedikleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Onları da getirebiliriz. Bilginiz olsun. Tamam. Bir telefon alırsam kronometre açmak için şöyle ortaya koyalım açıp. Cağlar gelince sürenizi başlatacağım. Umut Bey ve Cihangir Bey. Umut Bey, memleket sizin Erzincan'da değil mi? Cihangir Bey'in Bolu. Aydın'dan geldik. Evet. Gebze'den geldik. Allah sonumuzu hayır etsin. Ödül biliyorsunuz 3400 TL oldu. Yani bugün 3400 TL için yarışıyorsunuz. Her yani kazanamayan yarışmacı için, yarışma günündeki yarışmacı için 100 TL artıyor ödül. Şu an 3000 TL değil, 3400 TL alacaksınız kazanırsanız. Arada gidebilirdi ama. Ama şöyle bak, bugün gelmenizin de şöyle bir güzel yanı var. Arkada flamasını da astık. Tur Yap Gebze Sanayi Temsilciliği. Onlardan da iki adet çeyrek altın sponsorluğu gelmişti bize. Birini verdik. Esra Hanım'a, ilk şampiyonumuz. İkincisi duruyor. Hanginiz erken bitirirse çeyrek altın onun olacak. Bunu önden söyleyeyim. Bakalım bizi nasıl bir yarışma bekliyor. Çünkü her yarışmacıda farklı taktik. Her yarışmacıda farklı neşe. Tabii. Ama Ocak'ta başımız dayı çok keskin baktık. Bana çok keskin baktı da. Birisini bilmiyorum. Yok, o şimdi zaten şu. Kesinlikle. Bakacak size. Bu yer, bu yiyemez. Evet. Daha yanılmadı. Yanılmadı mı? Yani şu ana kadar yanılmadı. Biraz biraz görmek gerekiyor. Şimdi ben de zaten yavaş yavaş hani bakışlardan belli oluyor. Şimdi şu an ne kadar böyle güzel bakıyorsunuz ve daha böyle dinçsiniz. Videonun sonu farklı. Tabii ama şu 15. cağdan sonra böyle yavaş yavaş ya biz nereden geldik buraya kardeşim demeye de başlayabilirsiniz. Onlar da zaten bakıştan belli ediyor kendini. Bu olduğu zaman zaten yavaş yavaş gardınız düşüyor. Bu olmazsa çok daha iyi ilerlersiniz. Şunu tekrar söyleyeyim cağları beklerken. Benim şu ana kadar gördüğüm çok hızlı yiyenler başaramadı. Düzenli gidip aynı tempoda yiyenler daha iyi. Yani benim size tavsiyem, tabii sizin farklı stratejiniz vardır. Benim tavsiyem düzenli gitmeniz. Cağlarımız geldi. Evet, alalım cağlarımızı. Evet, onu bir açabilirsek. Onu oraya alalım. Onu buraya alalım. Teşekkürler, sağ olun. Yarışmamız başlamak üzere. Ödülümüz bizden 3400 TL katlamalı bir ödülümüz oldu. Tur Yap Gebze Sanayi Temsilciliğinden bir adet çeyrek altınımız kaldı. Kronometremizi açacağım. Ve ardından yarışmamız başlayacak. Umut Bey. Evet. Heyecan var mı? Çok heyecanlı. Cihangir Bey? Heyecan var ya. Biraz var mı? Zaten. Ne zaman başlayalım? Başlamak isterseniz hemen sürenizi başlatacağım. Hazır mıyız? Hazır. O zaman 3, 2, 1 süreniz başladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım yarışmamız bugün
nasıl bir şekilde geçecek? İzleyip göreceğiz. Ödülümüz 3400 TL nakit para ödülü. Katlamalı biliyorsunuz, başaramayan her yarışmacıdan 100 TL artıyor. Bir adet çeyrek altın tur yap Gebze sanayi temsilciliğinden. Evet, şu ana kadar gördüğüm hepsini çekerim. Ondan sonra ben bu işi yerim. Taktik maktik yok, bam bam bam. Öyle mi? Yemeğe geldik. Evet Cenk Bey, bir tane bayan arkadaşımız kazandı, Esra Hanım. Şu an şampiyonumuz o. Çok yaklaşan iki yarışmacımız oldu erkeklerden ama biri salatasını bitiremedi, biri de 1,5 çağını bitiremedi kalan. O yüzden tek bir şampiyonumuz var. Bir şiş kaç gram gelmekte diye sormuş biri. Bir şiş 70-75 gram aralığında gelmekte. Katılım ücreti yok yarışmamızın. Ama şöyle bir durum var. 20 cağda kaldınız. 21 cağ yediniz. Sonra dediniz ki ya ben artık yemiyorum. Orada bırakırsanız 21 tane cağın ücretini bize ödüyorsunuz sadece. Kazanırsanız hiç ücret ödemiyorsunuz. Üstüne biz de para veriyoruz. Hem güzel bir ziyafet, üstüne de nakit para ödülü. Yani biz daha ne yapalım? Biz daha ne yapalım? Öyle değil mi? Şu an ikisi de çok odaklanmış durumda. Hepsini çektik herhalde şişlerin değil mi? Oncağın onu da çekildi. Ben şu sepeti alıyorum o zaman. Siz lavaşınızı oraya aldınız. Açımız genişlesin. Şöyle alalım. Şu cağı da gene buraya koyalım. O tabaklar birazdan kalkacak. Yenileri gelecek. Şiş fiyatı 20 TL şu an cağ kebabında. Bir adet cağ 20 TL. Bakalım Bolu mu, bakalım Erzincan mı, yoksa bakalım biz mi? Biz bir şampiyon daha arıyoruz. İstiyoruz ki şampiyon sayımız çoğalsın, arkadaki duvarda onların da resimleri olsun. Doğukan Bey demiş ki sindire sindire ye yiğidim. Biri de demiş ki siyahlı arkadaş, yani Umut Bey 20'yi bulur. Cihangir Bey sizin içinde 15'te kalır demişler. Daha çok erken. Yani ben 20'ye rahat geleceğimizi düşünüyorum. 20'ye rahat geliriz, ondan sonra bakacağız. Ama şimdi hemen yaptırmıyorum. Birazdan yaptıracağım soğumaması için. Söyleyebilirsiniz hani yapılsın diye bana söyleyin. Ben hemen söyleyeyim. Tabii tabii. Çünkü hızınızı siz ayarlıyorsunuz. Ona göre söylerseniz ben de araya süre girmeden cağlarınızı hazırlatmış olurum. Yani biri yer biri bakar. Kıyamet ondan kapar. Sizlere bir şey ikram edelim. İnsanın hiçbir şey yesi gelmiyor değil mi şu an? Yani izlemesi bile heyecanlı. Yani dün akşamki yarışmanın sonunu siz düşünün işte. Yani 4 dakika kalmış, ben ayağa kalktım artık. Bakalım yani bugün nasıl bir yarışma bizi bekliyor. Bugün gene gelecek yarışmacılarımız var. Sizlerden sonra da bir 3, 1, 2 kişi daha gelecek. Yoğun bir gün olacak bugün. Ufuk Bey demiş ki siyahlı yavaşlasın. Hızlı gidiyor demiş. Bayanlar kaç çay yiyor? Bayanlarda 25. Bayanlarda sınırımız 25, 25 çağ ve yanındakileri bitiren kadın yarışmacılarımız 3000 TL nakit para ödülünü alıyorlar. Erkekler de 30. Süreyya Hanım demiş ki çok iyi gidiyorsunuz. Anestezi yazıyor sonunda herhalde iş arkadaşlarınızdan. Vallahi biz şu an burada heyecan yaptık. Sevsem 30 taneyi de yerim demiş Doğukan Bey.
Ya öyle olmuyor biliyor musunuz? Hani ben bazı yarışmacılar gelmeden önce şunu diyor. Ya ben 40 tane yerim. Ama olmuyor yani. Buradaki durum farklı. Nakitle çeyrek aynı anda mı veriyorsunuz? Ya tabii kazanırsanız. Zaten bir tane çeyrek altınımız kaldı şu an. Nakit para ödülünü biz veriyoruz. Çeyrek altını tur yap. Gebze Sanayi Temsilciliği size veriyor. Köfte yarışması da yapın demiş. Anneme ve kardeşlerime selam demiş Doğukan Bey. Köfte yarışması yok ya. Biz cağ kebapçıyız yani. Biz cağ kebaptan devam. Yetmiyor. Ya köfte de et. Ben de onu anlamıyorum. Yani şimdi et yemiyorum. Benim de öyle arkadaşlarım var. Ben et yemiyorum diyor. Hamburger yiyor. Pizza yiyor. Onların da içinde et var. Yani neden? Ne farkı var bilemiyorum. Berat Bey hoş geldiniz. Berat Bey iddialı yarışmacılarımızdan. Bizim Gebze'de de bir işletmemiz var. Cağ kebabı Yavuz Usta diye. Oraya gitmiş geçen idman yapmaya. Kendisi sporcu. Şimdi demiş ki abi çeyrek altını perşembeye sakla demiş. Bakalım gitmezse bugün daha yarışmacılarımız da var. Size kalırsa size veririz. Kalmazsa yapacak bir şey yok. Büyük bizim ödülümüz için yarışırsınız. Başka sponsorlar da o arada gelebilir tabii. Ödüllerde eklemeler olabilir. Onlara bakacağız. Gündüzler Official demiş ki selam kardeşim bunlar adam yer korktum demiş. Yani yesinler ya. Önce cağı yesinler. Ödül alsınlar. Sonrası onlara kalmış. Cağları yaptırayım mı? Ne dersiniz? Tabii. Yoksa biraz daha mı? Ben biraz yavaşlayacağım. Tamam biraz yavaşlayacaksınız yaptırmıyorum. Siz bana söylersiniz. Tamam. Sizinki? Yaptıralım. Yaptıralım. Bir 10 atalım. Bir 10 alalım. 10 adet. Bir tane 10 adet. Diğeri biraz sonra. Peki gelmeden rezervasyon yaptırmamıza gerek var mı? Tabii ki de önceden aramanız veya mesaj atmanız gerekiyor. Aynı anda denk getirmemek için bizlerin de hazırlık yapabilmesi için önceden bizlerden randevu almanız gerekiyor. Bütün sponsorları bekliyoruz. Bakalım daha nasıl sponsorlar çıkacak karşımıza. Cihangir Bey'e verelim onu. Şöyle alalım. Umut Bey birazdan isteyeceğim dedi. Ben biraz yavaşlayacağım dedi çünkü. Soğumasın cağlar. Salatadan henüz hiç yememişiz. Yedim ben. Ama hiç yememişiz. Ayran açılmamış galiba. Ayran açacağım ben sonra. Daha sonra mı? Umut Bey nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Zaten et sevdiğim bir yemektir her zaman. Cağlar nasıl peki? Lezzeti? Cağlar beğendiniz güzel, mi? Elinize sağlık. Güzel olmuş. Cengiz Bey, siz sevdiniz mi? 10 numara. Ya şimdi tabii siz doğuyla biraz daha yakışsınız, ete düşkünsünüz. Evet. Biraz daha batıya olduğu için sizin kapanmış açayım mı isterseniz? Hayır, tuş kilidini açın isterseniz. Cengiz Bey'de taktik değişmiyor. Bir taktik değişmiyor, hepsi doğru. Hepsi. Hepsini çekip öyle yiyeceğim diyorsunuz. Bakalım. Ama bu sefer şey gözükmüyor mu size böyle? Yani çok fazla böyle tepeleme et gibi psikolojik olarak yok, sizi yok. Yok diyor şöyle. Yok mu? Yok, ben yerim diyorsun ben abi. Yerim. Maşallah. Yani ne bileyim ben şimdi bakınca az önce tabakta durduğuyla şu an şey değil yani aynı gibi gözükmüyor gözüme. Yok. Çok güzel takıntılarım yok yani. Tamam güzel. Aynen onlar varsa onları zaten ben en sonunda göstereceğim. Alacağız. Tatlı da yer Umut Bey üstüne demiş biri. İnşallah. İkram ederiz tabii canım. Yani bir tatlı ikram ederiz. O kadar cahil yedikten sonra. Bir tatlı da bizden olsun. Yarışmada yenen cağların ücretini biz mi ödüyoruz? Eğer kazanamazsanız, örnek veriyorum yani 30 cağ yemeniz gerekirken siz 20 cağda yarışmayı bıraktınız. Evet orada 20 cağın ücretini ödüyorsunuz. Erkeklerde rekor kaçta diye sormuş Anıl Bey. 30. 30 cağ yedi arkadaşımız ama salatasını yemediği için maalesef kazanamadı. Yoksa 30 cağ rekorumuz var şu an erkeklerde. Ama salatayı yemediği için maalesef ödülü veremedik kendisine. Şampiyonumuzun kardeşi Muhammed Bey'di kendisi de. Onu yaptırıyorum sizin. Aynen. Harun Bey 10 adet atalım.
Tabii şimdi sizin ikinci tabak bitti Cihangir Bey. Bu demek oluyor ki bundan sonra bir bu kadar daha var. Evet. Süreyi söyleyeyim. Henüz 10 dakikanız geride kaldı. Daha sürenin 40 dakikası duruyor. 40 dakika süreniz devam. Çeyrek altın duruyor mu? Evet, henüz duruyor. Eğer bugün vermezsek bir adet çeyrek altınımız var. Sponsorlarımızdan soru yap diye bir de sanayi temsilciliği. Bir adet çeyrek altın daha devam ediyor. Henüz duruyor, henüz vermedik. Ama iddialı yarışmacılarımız var. Ben alacağım. Ben gideceğim. Yani o yüzden çok da şey yapmayın. Aramaya geç kalmayın. Ne kadar erken yarışırsanız o kadar ödül fazla olur. Son 10 taneden sonrası sıkıntı demiş Bahadır Bey. Bahadır Bey dün yarışan yarışmacılarımızdan biri. 18'de kalmıştı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. 10 taneden sonra sıkıntı demiş. Bahadır Bey iyi misiniz? Nasıl dünden sonra? Arkadaşınız değil mi? Akşam rahatça bir tur, buradan Çayırova'ya yürüyerek gideceğiz dedi. Yani o kadar şiştiler ki biz buradan Çayırova'ya yürüye yürüye gideriz dedi. Bilmiyorum artık ne yaptılar. Tabi bol bol yürüyüş yapmak lazım bu yarışmadan sonra. Kupayı yanınıza siz mi çektiniz? Bazen oluyor ya, ben motive olmak için kupayı yanıma istiyorum diyor. İsterseniz alıp dokunabilirsiniz. Canım kupam. Ben sonunda kaldırmayı seviyorum. O çek ama. Ondan daha güzel bir şey var. Kendisi. Bakın. Daha güzeli var burada. Direkt kendisi var. ...3400 TL... nakit para ödülü için yarışıyoruz bugün. Bir de çeyrek altınımız henüz duruyor. Umut Bey, paraya baktıkça gözlerinizdeki yani şeyi görüyorum. Adınız gibi umudunuz da yani şu an belli oluyor. Bir anda motive oldunuz. Evet. Biraz daha iyi geldim. Cihangir Bey, siz çok ilgilenmiyor gibisiniz. Yok. Şu an yemek de peşim. Kaçıncı cağda sıra diye sormuşlar. Henüz daha yani tabak var. Yani çok tabaklarda olduğu için şu an çok sayamıyorum. Şu an çok fazla yani bir şey söylemek yanlış olur. Cenk Bey demiş ki burası TV'den daha keyifli. Evet, teşekkür ederiz sıkı takipçimiz olduğunuz için. Bazen mesaj atıp sağ olsun soruyor, bugün yarışmacı var mı diyor, izleyeceğim diyor, Neşem yerine gelecek diyor. Teşekkürler Cenk Bey takibiniz için. Cuma günü de ulusal kanallardan çekime gelecekler. Yarışmamızı haberlerde özel haber olarak yayınlayacaklarmış. İlgilerini çekmiş. Demirören Haber Ajansı'ndan. Cuma olarak değişti o. Evet. Cuma günü bakalım nasıl bir etkinlik yapacağız burada. İyi, çok güzel. Güzel şarkı 34. Hızlı hızlı ye. Abi hayran demiş. Yılmaz Özge demiş ki salata tek kişilik mi? Evet. Salatamız tek kişilik bir salata. İstediğiniz takdirde zeytinyağı, limon isterseniz salataya sıkabilirsiniz. Biz koymuyoruz. Seven var, sevmeyen var, istemeyen olabilir diye. Ama isterseniz getirebiliriz. Arada çay, kahve, soğan, ne bileyim başka herhangi bir isteğiniz olur. İsteyebilirsiniz. Mesela geçen bir yarışmamız 3 tane yarışmacımız 3 tane kola istedi toplamda. Kolayla beraber. Ve hiç de tıkanmadı. Sadece süre sıkıntısı oldu. Yoksa Mehmet Bey çok güzel yarışmıştı. Yani süre olsa yerdi. Kesinlikle süresi kalsaydı yerdi. Dakika kaçta diye sormuşlar. 14 dakika 40 saniye geride kaldı. Süremiz hala çok geniş. 36 dakika hatta 35 dakika diyelim biz. Neredeyse bitti çünkü. 35 dakikamız var. Süremiz geniş. İyi gidiyoruz benim gördüğüm. Herhangi bir şey yok. Bakışlarda kayma veya böyle bir hani nasıl desem pişmanlık yok henüz. Henüz bir pişmanlık yok.
Karnım acıktı, canım çekti ya. Ben de mi gelsem? Buyurun bekleriz. Restorantımız akşam saat 10'a kadar açık. 10'a kadar gelebilirsiniz. Yarışmak için değil, normal yemek yemek için de sizleri bekliyoruz. Kaç şiş kaldı diye sormuşlar. Şimdi Cihangir Bey'in tabağındakiler hariç, burada bayağı bir var. Sayamıyoruz tabii, çekti hepsini. 10 tane daha var. Umut Bey'in de şöyle göstereyim. Bunlar ve bunlar hariç bir 10 tane daha var. Doğukan Bey demiş ki Umut'ta tık yok. Neden? Devam. Ben şu an gördüğüm kadarıyla Umut Bey daha motive. Şu an daha motivesiniz. Ben sana biraz yaklaşayım abi. Senin bakışlarda hafiften ben bir şey hissettim. İlk kazanan yarışmacıya mı altın veriyorsunuz, yoksa kazanan herkese mi altın ödülünüz var? Şimdi bizim altın ödülümüz bizden gelen bir ödül değil. TURYAP Gebze Sanayi Temsilciliğinden gelen bir ödül, çeyrek altın. İki tane çeyrek altın sponsor oldu kendisi. Birini verdik, bir adet daha çeyrek altınımız kaldı kendilerinden gelen. Yani bir tane daha çeyrek altın vereceğiz ilk kazanan kim olursa ona. Bakalım Bolu mu, Erzincan mı, yoksa Çağrı'dan kendisi mi? Onar taneyi söyleyin. Gene sizin isteğiniz. Hatta beşer beşer yaptıracağım bundan sonrasında. Onar değil. Çünkü bundan sonra biraz yavaşlama olacaktır ister istemez. Çünkü yani bu onlar bittikten sonra 20 tane bitirmiş olacaksınız. Nereden baksanız yanındakileri de bitirmiş olduk. Yani bitirdiyseniz 2 kiloya yakını bitmiş oluyor. Cengül Bey nasıl gidiyor ya? İyi miyiz? İyi miyiz? İkisi de yerse ayrı mı kazanıyor parayı? Ya şimdi 3400 TL'yi ilk yiyen, çeyrek altını ilk yiyen kazanacak böyle bir durumda. İkincisi de gene bitirebilirse yarışmacımızın 3000 TL nakit para ödülünü vereceğiz ona da. Tabii çeyrek altın arkadaşında kalmış olacak. Cihan abi çabuk ye de Şerife ile yarım saatte işten çıkıyoruz. Dört gözle bekliyoruz seni. Gelir alırım seni özel olarak demiş. Doğukan Bey. Yarım saatte işten çıkıyoruz demiş. Gelip seni alacağım demiş. Şampiyonluğunu kutlayacağız demiş. Süremizi tekrar ben göstermek istiyorum. 18 dakika geride kaldı. Henüz daha 32 dakikanız var. Süreniz çok geniş. Sürenizi düzgün kullanarak gidin. Yani şu ana kadar şunu söyleyebilirim. Temponuz güzel gidiyor. Çok hızlı değilsiniz. Yavaş da değilsiniz. Temponuz çok yerinde. Sadece bundan sonra sayıları düzgün ayarlayın. Yani dinlenme durumunuzu düzgün ayarlayın. Cengiz Bey, çok baktınız. Umut Bey'in cağlarda gözünüz var gibi. Sizin de var ya. Sizin de var lütfen. Doymadan göndermiyoruz sizi. Tıka basa doyurup gönderiyoruz. Üstüne para ödülü veriyoruz. Üstüne sponsorlarımızdan gelen ödülü veriyoruz. Umut Bey hepsini çekti. Tabak gitti. Onu alabilirim. Evet. Burada 20 tane var şu an, değil mi? O bitince 20 bitecek. 20 oluyor. Bu bitince 20 bitecek. Bakalım ondan sonra nasıl ilerleyeceğiz? Nasıl ilerleyeceğiz? Heyecanlı bir yarışma olabilir gene bugün de son dakikalarda. Dünkü gibi. En güzelini
yaptınız. Ben olsam ben de onu yaparım. Tabii her zaman daha iyi gidiyor. Lavaşın arasında iyi gidiyor ama işte o da ağır gelebiliyor ya. Tabii lavaşta. Tabii. Ekmek olduğu için. Yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. 20 dakika 30 saniye geride kaldı. Bundan sonraları ustacığım 5-5 istiyoruz. Ama henüz değil. Henüz değil çünkü yavaşlamaya başladık. Bundan sonrası ağır gidecek. En son kaçta yemişler taktik açısından? Cenk Bey tam anlayamadım sorunuzu ama. En son kaçta yemişler derken yani ne sormak istediniz? Büyük ödülümüz bugün 3400 TL. Kazanırsanız 3400 TL sizin, bir adet çeyrek altın Turyap Gebze Sanayi Temsilciliğinden sizin olacak. Yarışmaya sizler de katılmak isterseniz arayıp randevu alabilirsiniz. Ha şunu sormuş Cenk Bey size. En son saat kaçta yemek yediler diye merak etmiş. Sabah 9'da. Sabah 9'da. Siz de mi? Sabah 8. Yani normal kahvaltıyla duruyoruz o zaman. Güzel. Yani ikisi de kahvaltı yaparak gelmiş. Doğru bir tercih. Çok aç karnına gelirseniz çok daha çabuk tıkanacağınızı ben düşünüyorum. Sabah saat 8'de ve 9'da kahvaltı yapmışlar yarışmacılarımız Cenk Bey. Bence çok doğru bir tercih yapmışlar. Geçen Esra Hanım da öyleydi mesela, kahvaltı yapıp gelmiş. Evet, nasıl gidiyor Cihangir Bey? İyi miyiz? Yok, yavaş. Yavaş mıyız? Yok ya, süreniz 22 dakika. Ya 28 dakikanız var. Yemeniz gereken, hadi orada 3 çağ kaldı diyelim. Onda orada 13 çağınız var. 28 dakikada 13 çağ yiyeceksiniz. Yani neredeyse 2 dakikada 1 çağ yemeniz yeterli. Umut Bey, sizin biraz daha fazla var tabağınızda. Aynen, bir tık daha fazla. Orada 5 tane çağ var. 15 çağ yemişsiniz. Sizin de yakın. 1,5 dakikada bir çağ yerseniz herhalde siz de dengelersiniz bu dakikadan sonra süreci. Tabii bundan sonrası biraz daha zor geçecek. Şu ana kadar da hep öyle oldu. Bakalım bugün bir şampiyon daha çıkarabilecek miyiz? Yoksa gene kazanan olmayacak mı? Bugün yarışmacılarımız gene gelecek. Saat 5.30'da gelecek yarışmacılarımız var. Saat 7'de gelecek yarışmacılarımız da var. Daha sonrasında yani çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günlerinde de gene çok yarışmacımız olacak. Çeyrek altını hangi gün vereceğiz? Bakalım. 20 şiş yedik, kazanamadık. Kaç TL öderiz diye sormuş biri. 20 şiş yerseniz, orada pes ederseniz 400 TL para ödeyip gitmeniz gerekecek. Çünkü tek şiş 20 TL. Öyle düşünün. Yani şu an Cihangir abimiz ben artık yemiyorum derse 400 TL vermesi gerekecek bize. Bakın hemen Cihangir Bey heyecan yaptılar. Aman diyorlar, yiyin. Aman bırakmayın. Berat Bey çeyrek altını perşembe alacağım ben demiş. Berat Bey bakalım size kalacak mı yoksa sizden önce, çünkü daha çok yarışmacımız olacak, onlardan birine verecek miyiz? Göreceğiz. Biz de merakla bekliyoruz. Süremiz neredeyse yarıya geldi sayılır. Süreye göre bakacak olursam Umut Bey 15'ten fazla yediniz. Sizin süreniz ve kullanma olayınız daha mantıklı şu an. Siz biraz hızlı gittiniz abi herhalde son dakikalarda. Ama belli de olmaz yani, hiç durmadan yiyip alabilirsiniz büyük ödülü. Tabii bir de kendi aranızda da yarışmış oluyorsunuz otomatik olarak. Çeyrek altın hanginize gidecek bakalım.
Bir de öyle bir durum var. Bugün kaç tane yarışmacı daha var diye sormuş. Saat 5.30'da 3 kişi birden yarışacak. 3 arkadaş birden yarışacak veya 2 de olabilirler. Bir de akşam saat 7'de 2 yarışmacımız daha olacak. Yani 4 veya 5 yarışmacımız daha olacak. Yani 2 seans daha yarışma yapacağız. Biri 5.30'da, biri 7'de olacak. Beşi atalım mı Cihangir Bey? Bir 5 atalım. Umut Bey'in henüz var. Soğumasın. Bir 5 atalım. Yarışmacı çok sıra gelmiyor demiş Pamuk ve Prenses'i. Yani tabii yarışmacı sayımız gün geçtikçe artıyor. O yüzden arayıp randevu almanız önemli. Şu an mesela bu haftaki programımız neredeyse doldu sayılır. Bu pazar yarışmacı alamıyoruz. Bir düğünümüz olacak çünkü oraya katılım sağlayacağız. Haftaya henüz takvimimiz boş. Haftaya pazartesiden itibaren randevu alıp katılabilirsiniz. Ben yapacaklarına inanmıyorum demiş Yasemin Koca diye bir takipçimiz. Bakalım Yasemin Hanım. Yani son dakikalara kadar yarışma bitmiyor. İzleyip göreceğiz. Biz de katılabiliyor muyuz? Randevulu mu? Demiş Ay Yıldız. Adı isminde bir takipçimiz. Tabii katılabilirsiniz. Telefon veya mesaj yoluyla bizlere ulaşıp randevu alın. Boş gün ve saatimizde sizleri de getirelim ve yarıştıralım. Rahat ol yavrum, ödül bizim demiş arkadaşın. Berat Bey bakalım. Çok iddialısınız. Merhaba. Siz de herhalde renkli bir yarışma geçecek sizinle beraber burada. Ezgi Dursun tıkandılar belli demiş. Ezgi Hanım daha erken. Daha erken. Daha 23 dakika süremiz var çünkü. Henüz erken bunları söylemek için. Rabia Dursun da demiş ki yavaşladılar. Tabii yavaşlamaları gayet normal. Asıl yarışma bundan sonra başlıyor. Giriş, gelişme ve sonuç olarak düşünürsek asıl yarışmanın gelişme aşamasının sonlarına geldik. Evet Berat Bey, bekliyoruz Perşembe günü sizinle çok güzel bir yarışma ortaya çıkaracağız, inanıyorum. Çeyrekli ya da çeyreksiz fark etmez, büyük ödülümüz aynı şekilde sizin olacak. Belki Perşembe'ye kadar büyük ödülümüz artmaya devam edecek. Şimdi mesela 3400 TL için yarışıyoruz ya. Bir sonraki yarışmacılarımız da 3500 TL için yarışacağız. Evet. 5 çağ geldi. Lavaşı da orada unutmayalım lütfen. O lavaş da bitmesi gerekiyor. 5 çağ geldi. Yani bu demek ki şu an tabağınızdaki çağlar bitmiş neredeyse. Hadi orada onlar da bitecek. 21. çağ geçtik. Cihangir Bey de. Cihangir Bey hiç taktiğini değiştirmedi. Yok, aynı şekilde devam ediyor. Biz kabala giriş yapıyoruz. Kabala giriş yapıyoruz. Umut Bey de biraz sanki bakışlarda o şeyi gördüm. Süremiz 28 dakika 40 saniye. Yani geniş. 22 dakikamız daha var. Denebilirsiniz. İşte ayağa kalkıp şöyle arkada yürüyebilirsiniz. Zıplayabilirsiniz. Yer açılsın. Aynı şekilde. Evet, bu 5 de geldi. Hemen tabağı alıyoruz. Maşallah hızlıyız. Cihangir yapar ya demiş Caner Budak. Eyvallah. Sağ olun. Sizin maçınız var. Tabii sizleri de bekleriz. Şu tabakları alabilir miyiz? Bunu da alalım. Şu an atılmasın. İstedikleri zaman gene 5 gelecek. Selamünaleyküm abi. Kaç kilo et yapıyor acaba 30 ca diye sormuş. 30 ca, yani bir ca 70-75 gram aralığında olduğunu düşünürseniz 30 tane ca 2 kilo 250 gram 2 kilo 100 gram aralığında et yapıyor. Sadece o. Tabi bunun yanında salatanız, bir adet lavaşınız ve bir adet içeceğiniz de var. Ona göre düşünün artık. Adam bayılacak gibi bakıyor ya demiş bir tanesi. Kim için dediniz onu? Cihangir Bey'e mi? Umut Bey'e mi? Yoksa ikisi için de mi?
İstediğimiz gibi cağlar gelir mi abicim? Yani istediğiniz gibi dediğiniz nasıl oluyor onu anlayamadım. Şimdi cağlarımız standart zaten. Yani bir farkı yok. Zaman kısıtlı abi, zamanı unutmayın demiş Rabia Dursun. Yağlı yağsız fark eder mi? Yani ben şöyle göstereyim aslında biraz yakından. Bizim cağlarımız genelde gördüğünüz gibi yağsızdır. Biz çok fazla yağ kullanmıyoruz. Yağımız oranı, yağ oranı oldukça düşük. Arada elbet yani kuzu etinin kendisinden gelen yağ varsa onlara dokunamıyoruz tabii. Onlar da yarışmanın içerisinde. Umut Bey ne yapalım? 5'e atalım mı? 5'i atalım. 5'e atalım. Harun Bey bir 5 daha atalım. Teşekkürler. Umut gitti gidecek. Sizin için söylemiş. Baygın gibi bakıyor diye. Derya Kaya demiş ki gayet iyisiniz Umut Bey devam diye uzatmış böyle devamı da. Evet teşekkürler Derya Hanım. Süremize bakalım 31 dakika. Yani son 19 dakikanız var. Yok Berat Bey şimdi o burada oldu biraz. Yoksa Umut Bey gayet geldiğinde şeydi yani zımba gibiydi böyle yani ben bunu yiyeceğim. Biraz böyle şu an şey var. Yığılma var ama o da normal yani şu ana kadar 2 kilo yediler neredeyse ya. Şu ana kadar neredeyse 2 kilo gitti bitti yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Sizi de göreceğiz Berat Bey. Siz de geleceksiniz. Sizi de göreceğiz. Sizle de yarışacağız. Bakalım sizden durum nasıl olacak. Kaç cağ yenmesi lazım? 30 adet cağ yemeniz gerekiyor. Ödülümüzü kazanabilmeniz için. 50 dakika süremiz. 30 adet cağ. 1 adet şöyle salatamız. 1 tane de istediğiniz içeceğiniz. 1 adet de lavaşımız. Zaten lavaşın yarısı bitmiş. Hatta çeyreği kalmış Cihangir Bey'de. Umut Bey'in de hemen hemen aynı. Salatamız da neredeyse bitmiş. Çok orantılı gitmişsiniz. Bravo. Siz de aynı şekilde gayet orantılı gitmişsiniz. Bravo. Nasıl katılabiliriz? Bizlere telefon veya mesaj yoluyla katılmak istediğiniz gün ve saati yazın. Biz de programımızda uygun mu değil mi bakalım. Ona göre sizlerle tekrardan bir takım oluşturalım. Ve Umut Bey'in bir 5'i daha geldi. 5 çağ daha geldi. Burada onlarla beraber 25 oluyor sizin de. Yani bundan sonra sizin zaten 5 adetiniz kalıyor. Sizin de bunlardan sonra 5 adetiniz kalıyor. Biri demiş ki cağı yakından gösterebilir misiniz? Şöyle göstereyim. Buyurun. Bölgede bulabileceğiniz en lezzetli cağ kebabıdır. Çünkü etin en kalitesini, en güzelini biz alıyoruz. Büyük konuşmamak lazım. Burada konuşup orada ters köşe olmak var. Evet. O da bir ihtimal. Yani dışarıdan bakılınca çok basit gözüküyor. Ya ne var ki cağ kebabında ya? Ben bir oturuşta 50 tane yerim. Ben bir oturuşta 40 tane yerim. Yani öyle düşünen varsa buyurun bekleriz. Yarışalım. Bakalım gerçekten oluyor mu yoksa olmuyor mu? Bunu yarışıp göreceğiz. Erzurumluyum. Ben yerim. Demiş. Valla ben de Erzurumluyum. Ben yiyemem. Onu söyleyeyim. Ben yiyemem. Ben 20 tane rahat yiyorum. Ha, denemedim. Belki bir gün ben yarışırım. Bir günü kendime ayırırım. Bir gün beni izlersiniz. Başkası çeker. Ben yerim. Bir de öyle bir format yaparız. Bakalım ben kaç tane yiyebilirim. Onu da merak ediyorum. Hiç denemedim çünkü. Süreniz tekrar söylüyorum. 34 dakika geride kaldı. 16 dakikanız var henüz. Daha süreniz geniş. Yani siz 16 dakikada Umut Bey sadece 10 cağ yiyeceksiniz. Yani bir cağ için neredeyse 1,5 dakikanız var. Cihangir Bey sizin de hemen hemen 7 cağınız kaldı diyersek. Yani sizin de 1,5 dakikadan daha biraz daha fazla süreniz var. Cenk Bey yarışacağım ya. Bakalım bir boş gün bulursam ben de bir günde ben yiyeyim ya. Hep böyle yani yarışmacıları çekiyorum. Yani burada aç aç oturuyorum ben. Sabahtan akşama kadar çekimi yapıyorum. Kimse bana bir şey vermiyor. Ben katılırdım ama 25 tane yiyemem. Tabii onu yarışınca aslında biraz da görmüş olursunuz. Hani yiyemem demeyin. O
Onu yarıştıktan sonra göreceğiz. Belki de yiyeceksiniz. Bakın yani Esra Hanım geçen kadın şampiyonumuz, ilk şampiyonumuz gayet yediler. Evet, teşekkürler Cenk Bey. Umut Bey, ne oldu ya? Biraz sanki biraz geldi. Biraz geldi mi ya? Salata olmasaydı yerdim ben. Maalesef salatayı da yemeniz gerekiyor. O da formatımızın bir parçası çünkü. Bir takipçimiz, yarışmaya katılan arkadaşlardan kaybedenler için cağ başına 1 TL LÖSEV ve STK'lara bağış yapsanız nasıl olur demiş. Yani yarışmacılarımızın kendi bileceği, tabii onlara sorabiliriz, yapmak isteyen yapabilir. Biz kendi formatımızda şu an biraz daha odaklandığımız için maalesef bunlarla alakalı bir ekstra durum yapamayız. Belki ilerleyen aşamalarda sadece vakıflarımız için böyle güzel bir yarışmada düzenleriz. Tabii biraz daha ilerlememiz gerekiyor. Daha çok yeni bir yarışmayız. Duyuldukça, yarışmamız ilerledikçe inşallah çok daha güzel etkinlikler, çok daha güzel ödüller vereceğiz. İnşallah bağışlar yapacağımız o günleri de göreceğiz. Evet. Ne oldu ikiniz birden? Hani sessiz sinema. Abi sen ona bir şey diyorsun, sen ona bir şey diyorsun. Yani hiç konuşmadan anlaşıyorsunuz gibi. Ne dedi yani o gözler şu an? Ben çok anlayamadım. Çok şey anlattı. O gözler ne anlattılar? O gözler ne anlattılar? Kaç dakika kaldı diye sormuş. 13 dakikamız var. Henüz daha süremiz geniş. 13 dakikamız var. Umut Bey, ya çok yavaşladık. Bayağı yavaş. Çay, kahve bir şey ikram edeyim mi bu arada size? Su mu içeyim de? Su mu içelim? Peki. 10 dakika kaldı galiba diye sormuş. Yok, şu an 12,5 dakikamız kaldı. Bir şiş fiyatı ne kadar reis diye sormuş bir takipçimiz. 20 TL tek şiş fiyatımız. 20 TL tek şiş, cağ fiyatımız 20 TL. Cengül Bey siz de yavaşladınız sanki. Gözler biraz kaydı. Yani hep şunu diyorum, ya bu bakışların hastasıyım diyorum. 20'den sonra biraz. Bu bakışların hastasıyım. Ama Cengül abi yapar bence. Cengül abi şu an kötü gitmiyor. Tabii. Sizin de süreniz var. Benim de sürem var. Daha hani pes etmek için erken. 12 dakikamız var. Kendimi biraz tanıdığım için. Bakmakla yetiniyoruz. Şu an bakmakla yetiniyoruz. Tamam. Süreniz var. Tabii lavaşınızı unutmayın. Daha bu da var. Süremiz de var. Bakalım. Yani şu an benim gördüğüm favori Cihangir abi. Değil mi? Şu an favori Cihangir abi. Ama ben sizden bir sürpriz bekliyorum. Sürpriz. Bakalım. Olmaz mı? Sürpriz her şey. Ya olsun. Bak ben şöyle şunu yapayım. Vereyim size bunu. Yemeden olursa... Yemeden olmaz şimdi yani. Şunu ben size vereyim. Anlaşalım. Yiyin 30 tane cağ. Ben size şunu vereyim. Şampiyon yapalım size. Olmaz mı? Yok, kendimi tanıdığım için şimdi biraz zorlayacağım da. Tamam. Bazı zorlamada bazen bir anlamı kalmıyor. Tamam. Siz daha süreniz var. Hemen pes etmeyin. 11 dakikanız var. Yani başladığınız seviyedesiniz. Şu an hala başladığınız seviyedesiniz. İyi gidiyorsunuz. Cihangir abi. Sana vereyim abi. Ha? Abi niye ya? Ya dur ya bak. Sana vereyim abi 3400 TL. Abi daha var. Daha süren var. Çok can kalmadı. Bak 5 tane can kalıyor bundan sonra. Gitmiyor mu? Abi gider gider. Umut Bey gitti. Favorim Cihangir abi demiş bir takipçimiz. Umut Bey. Benim yok ya. Ben bunu da yani yiyebilirim belki ama 30. Gelmez mi? Yani daha süremiz şöyle söyleyeyim. Var 11. 10 dakika kalıyor. 10 dakika falan var da. 10 dakika kalacak. 10 dakikada 10 adet cağ Umut Bey'e 3400 lira. 10 dakikada 5 adet cağ
Cihangir Bey'e 3400 TL. Abi 10 dakikada 5 ça. Bak çok rahat düşün. Panik yapma. Stres yapma. 2 dakikada 1 ça yemen gerekiyor. Sen yarışmanın başında 1 dakikada 1 ça yedin. Dakikada 1 ça yemiştin. Şimdi 2 dakikada 1 ça yemen gerekiyor. Yani sen şu an çok yakınsın. Aşırı yakınsın. Yani favori sensin gerçekten. Yapma Cihan abi ya. Cihan abi 5 adet yersin yapma ya demişler. Cihangir abi yaparsın sen demişler. Abi destek de var bak yani. Buradan ne güzel destek de geliyor sana. Süren geniş. 9 dakika. Geriye kalan süremiz 9 dakika. Ayağa kalkabilirsin abi rahatlamak istersen. Bir ayağa kalk istersen. Şöyle arkada bir yürü sağ sol yap. Kemeri aç abi aç kemeri. Evet. Abi oraya bir kuzu koymuşsun sen. Orada bir kuzu var şu an. Orada bir kuzu var. Umut Bey çok umutsuzsunuz ya. Biraz umutsuz normalde. Yani ben beklemiyordum sizden. Yani bak 8,5 dakika. İki şiş alsın yesin birden ikisini de çeksin. Demiş bir yarışmacımız. Yani hızlanmamız lazım artık yavaş yavaş. Biraz daha hızlanmamız lazım. Süremiz azalıyor. Bakın dün yarışmacımız 28,5 ça yedi. Yani 4 dakikası kalmıştı. 4 dakikada 1,5 ça yeseydi ödülümüzü alacaktı, çeyrek altını alacaktı. Yani ama bir yerden sonra zorlamak sen... lazım. Hani oraya kadar gelip çok zor evet biliyorum. Gerçekten çok zor. Ama biraz daha. Hadi zorla. Kıtlık olacakmış gibi ye demişler. Yarın kıtlık olacakmış gibi düşünün demişler. Şey bunlar duruyor. Zaten geldi seyrek. Cihangir abiye soruyorum. Cihangir abi 5 gelsin mi ya? Abi deme öyle. 5 tane daha gelecek. Gelse be dakikayı süremem. 42,5 dakika şu an. Yani 7,5 dakikan var. 5 çağ için 7,5 dakikan var. Halen daha süren geniş. Düşün abi. Ya 1,5 dakikada şu an 1 çağ yemen gerekecek. Bir dakika. Abi sonuna kadar geldim. Burada bırakma ya. Buraya kadar gelip bak ne güzel. Takipçilerimiz de ya destekçileriniz de bırakma diyor. Ustamız da ye diyor. Umut Bey siz bıraktınız mı? Ben bıraktım. O zaman bana söyleyin lütfen. Ben artık yiyemiyorum. Pes ettim gidiyorum diye. Ben artık yiyemiyorum. Tamam. Sadece bu etkinlikte pes ettim. Şimdi normalde pes etmeyi sevmem. Tamam o zaman size teşekkür ediyoruz. Umut Bey yarışmayı bıraktı. Bu 5 çağımız maalesef kaldı. Bunu buraya alabiliriz. Umut Bey kaç tane yediniz? 20 adet çağ yediniz. 20 tane yediniz. 20 adet çağ da Umut Bey bıraktığını söyledi. Size evet. Teşekkür ediyoruz ve teşekkür günün favorisi Cihangir abimize dönüyoruz. Cihangir abi. Süren 43 dakika 40 saniye. Cağlar hazır. 5 tane cağ. İstersen sıcağı gelecek. Abi yapma yanarız ya. Kaç oldu diye sormuşlar. 25 tane neredeyse bitti. Hani burada çok bir şey yok. 25 tane neredeyse bitti. Sadece şu 5 tane cağ kebabını yiyebilirse 3400 TL nakit para ödülü, 1 adet çeyrek altın. Olmuyor mu abi? Valla sanki Cihangir abimiz burada bırakacak gibi bakıyor bana. Yeter artık dedi. Abi süren 44,5 dakika. Hala 5,5 dakikan var. 5,5 dakikada 5 çağ. Lavaşa çekip hepsini de yiyebilirsin. Bak orada lavaşın da var. Tercih senin. Ben pes etmeni istemem. Kalıyor muyuz abi? Son kararım mı abi?
Gözünde büyütme, Cihan abi yersin demiş. Cihangir abi patladı demiş. Bir soda içip devam edebilir demiş. Valla maalesef o kadar desteğe rağmen favoriniz Cihangir abi de herhalde pes ediyor. Abi bana söylersin o zaman, yani ben bırakıyorum artık arkadaşlar, yemiyorum der. Eyvallah, bırakıyorum ben. Olmadı. Siz ne diyorsunuz? Destekçilerimiz. Konuşmayalım. Çok üzgünüz. 15 dakika daha var. Yok, 15 dakika yok. 15 dakika 5 dakikadan daha az bir süre kaldı. Cihangir abimiz de ben pes ediyorum dedi. Yiyemiyorum dedi. Umut Bey de aynı şekilde 20'ca da demişti. 20'ca da bıraktı. 20'ca buraya, 25'ca buraya verdik. Yani toplamda 2 kişi 45'ca yemiş oldunuz. Üzgün suratlar, ağlamaklı ifadeler geliyor şu an takipçilerden. Yapacak bir şey yok. Bu bir yarışma. Canımız sağ olsun. Yani canınız sağ olsun. Şöyle düşünün. Muhteşem bir ziyafet çektiniz. Tabii güzel bir yemek. Ya muhteşem bir ziyafet çektiniz. Sizi tıka basa doyurduğumuzu düşünüyorum. Can kebaba doyduk. Evet. Ne söylemek istersiniz Umut Bey? Var mı bir söylemek istediniz? Ben yarışmadan keyif aldım. Güzeldi, eğlenceliydi. Güzel bir vakit geçirdik. İyi bir an oldu. Ama başaramadık. Tam olmadı. Yani şimdi et olduğu için can kebap. Yani herkes kendini bilerek, tanıyarak gelse daha iyi olacak. Tamam. Size teşekkür ediyoruz. Cengiz abi, senden de birkaç cümle alalım abi. Yaz. Favori sendin bugün. Favori ben mi ama? Evet. Zaman kısıtlı. Bir 10 dakikada olsun geldim. Abi zamanın geniş de aslında ya. Yok. Bak bir iki dakikada bir cağ yemen gerekiyordu. Zamanın çok genişti. O kadar zamanım vardı. Ama sen çok yavaşladın son şeyde. 2 dakikada bir cağ çok iyi bir süre. 2 dakikada bir cağ çok iyi bir süre. Canınız sağ olsun abi. Olsun. Geldiniz, yarıştık, tanıştık. İnşallah bundan sonra da sizleri sık sık bekleriz. Sadece cağ yeme değil, gelin çay içelim, muhabbet edelim. Güzel zaman buradayız. Evet, bundan sonraki yarışmacılarımızı bekliyoruz. Saat 5.30'da kendileri gelecek. Ben yayını sonlandırıyorum. Sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Bir sonraki yarışmacılarımız da tekrardan karşınızda olacağız. Yayın açılacak. 5.30'dan sonra bir yayın daha açacağız. Onu da takip ederseniz seviniriz. Herkese güle güle, görüşmek üzere.